Çok zor değildi. Hakimiyet bizdeydi. İyi bir baskı yaptık. 94. dakikada baskı yapıyorduk. O da çok memnuniyet verici. Bir sistem kuruldu. O sistem yavaş yavaş oturuyor. Herhalde sizler de görüyorsunuzdur. En memnun olduğum konu ise topu çabuk geri almamız rakipteyken. Üçüncü bölgede basmamız. Çok koşmamız. Yardımlaşmamız. Daha inançlı, daha savaşan bir ekip olması ama daha ya çok yolun başındayız. Köprünün altından çok daha sular akacak. Bu da sistemin oturmamış hali. Ama diğer taraftan yeni sezona başlamadan önce çok şükür kamp dönemini kazasız, belasız, sakatsız atlattık derken sanki anlaması güç bir şekilde arka arka 3 tane önemli oyuncumuz. Ondan sonra da Adana Demirspor maçında Serdar'ı kaybettik. Bugün Novak'la İrfan. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Dolayısıyla yani yine bir üstümüze bir uğursuzluk var. Onu söyleyeyim. Ondan da uğraşmaya çalışıyoruz. Kendi yöntemlerimizden. Fakat doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Hocamızı kutluyorum. Niye kutluyorum? Kısa zamanda sistemini öğretti, anlattı, inandırdı. Futbolcular da ayak uydurmaya çalışıyorlar. İnşallah en az 3. Hesabı kitabı doğru yapabilirsek de 4 transferimiz olacak. Şimdi transfer konusuna gelince taraftarlarımızı seslenmek istiyorum. Samimi taraftarlarımızı seslenmek istiyorum. Samimi taraftarlarımız derken kalbi sarı lacivert için, çubuklu için atan, kayıtsız şartsız Fenerbahçe'yi seven, destekleyen, iyiliğini isteyen, kulüp siyasetinin dışında olan gerçek taraftarlara sesleniyorum. Daha Bismillah demeden, daha Adana maçı başlamadan yıpratma kampanyası başlatıldı. Kimlerin başlattığını biliyoruz, yakında takip ediyoruz ama onların da üzülerek görüyorum ki çok çabuk gaza geliyorlar ve yıpratıcı bir noktaya geliyorlar. Ben kolay kolay yıpranmam da takım olarak, teknik kadro olarak tabii ki genç arkadaşlar yıpranmaya daha müsaitler. Dün bir forma açıkladık. Yok efendim forma şöyleymiş, yok efendim forma böyleymiş, arma yokmuş. Bence bu sene son yılların en güzel formalarıyla çıktık. Bu sene Puma dünya çapında kulüplerle tarihinde ilk defa yeni bir dizaynla aynı anda bir lansman yaptı. Şahsen çok beğendim. Bu sefer yaygara kopartıyorlar. Yok formada logo yokmuş. Şöyleymiş böyle. Formayı gördünüz mü? Gördüm. Formanın ön tarafı tamamen logo. Arkada da renkli logomuz var. Halbuki şunu beklerdim ya, bravo Fenerbahçe'ye, yepyeni dizayn, dünya çapında lansmanın parçası olmak, Puma takımlar arasında birinci lig diyelim, birinci seviyede takımlar arasında olmak, ona göre muamele görmek. Puma'ya da teşekkür ediyorum, iyi bir işbirliği başlattık. Diğer tarafta santrafor konusu, yok efendim öyleymiş böyleymiş. Arkadaşlar, ben gerek sezon sonunda, bazı gazetecilerle spor muhabirleri yaptığım toplantıda gerek Yüksek Güven Kurulu'nda bu senenin şifrelerini vermeye çalıştım. Bunlardan bir tanesi nasıl bir takım kurmak istediğimizi, ne ruhta, ne tarz oyuncuların bizde de kalacağını, devam edeceğini, kendi için değil takım için özellikle oynayacak, 90 dakika mücadele edecek, savaşacak, taşıdığı formanın sorumluluğunu hem mesleğinde hem de özel hayatında onun bilinciyle yaşayacak ve her şeyini verecek bir takım kuracağız dedim. Görmüşsünüzdür. 94. dakikada hala baskı yapan bir takım. Birbiri için mücadele eden bir takım. Şahsından çok, kendinden çok takım için. Lafımın altını çizerek söylüyorum tekrar. Ve dedim ki transferde rahat olun. Bu tesadüfi bir sessizlik değildir. Ağustos ayının ikinci yarısında çok ciddi fırsatlar çıkacaktır. Biraz sabredin dedik. Bunu derken
İki santraforumuz artı Samatta. Samatta'ya financial fair play'lerini burada yazamıyoruz ama en azından ikisini yazabileceğimiz iki santraforumuz vardı. Serdar'la Enler. Ve çok rahatlıkla birkaç maçı buna geçebileceğimiz planladık. Kim tahmin edebilirdi ki 2-3 gün arayla ikisini de kaybedeceğimizi. Onun için öyle yok öyle yapmışlar. Yok böyle yapmış, şöyle yapmış. Yani bu rica ediyorum samimi taraftarımızdan bizi yıpratmaya. Bizi yıpratmak ne demek? Fenerbahçe başarısız olsun diye. Bir dakika susar mısın lütfen? Bu takım kuramamışız, edememişiz. Başkaları şöyle transfer yapmış, böyle yapmış. Geçen sene de biz çok yaptık. Daha sezon başlamadan şampiyon ilan ediyorduk. Çok transfer etmekle, az transfer etme alakası yok. Neyle alakalı biliyor musun? Disiplin, takım ruhu, sahada savaşan ekip, birbirine inen ekip. Yani bunda her geçen gün daha fazlasını görüyoruz. 20 yaşındaki Muhammed golü atıyor. 16 yaşındaki Arda oyuna giriyor. Dolayısıyla biz doğru yoldayız.